Evet arkadaşlar, bugün size şu mining ring toplamakla, madencilikle, sanal madencilikle, şu Bitcoin, Ethereum falan filan kazmayla ilgili bir video daha çekmek istedim. Daha önce geçenlerde bu iş yeniden hortladı. Ekran kartlarının canlarını okuyacaklar, ikinci el piyasasının canını okuyacaklar falan diye bir video yaptım ve bu işe merakli olan arkadaşlardan da biraz sanırım tepki gördü o video. Biraz da onları bilgilendirmek, onlara hizmet edecek tarzda bir video yapmak istedim bu defa. Şimdi bu bir kafada soru. Bugünlerde normalde yaktığı elektriği zar zor kurtaracak hale gelmişti bu iş ve herkes o rigleri dağıtıp ekran kartlarını falan filan satmaya başlamışlardı. Ama bugünlerde tekrardan para kazanır hale geldi. Bayağı da bir para verir hale geldi bugünlerde. Şimdi videonun ilerleyen şeyinde ona da değineceğim. Bir anda da o geliriniz düşebilir arkadaşlar. Bu işin şeyi yok. Garantisi yok asla. Şimdi bir YouTube'a bir kardeşimiz geçenlerde canlı yayına gelip sormuştu efendim. İşte 10 bin lira civarı bir param var abi. Ben bu işe bu Bitcoin kazma, madencilik, sanal madencilik, Ethereum bilmem ne, Ethereum bir şeyler var. Ethereum'du galiba. Şu an en revaçta olan, en çok kazandıran sanırım o. Ben girsem öğrenciyim abi. Pek bir param yok. Hiçbir iş, zaten 10 bin lirayla hiçbir işe giremem ben. İşmiş yapamam. Ek bir gelirim olsun falan filan demiş. Şimdi bunu cevaplayacağım arkadaşlar. 10 bin liralık bir yatırımla, yani iki ekran kartlı falan filan, bir tane küçük mini bir ring, mining ring kursanız ne kadar kazanır, ne kadar bir getirisi olur. Şimdi bunu söyleyeceğim. Bunun tehlikelerini söyleyeceğim. Durmayı bilmeyen arkadaşlar var çünkü. Yine videolarımda, önceki videomda daha doğrusu, evi arabayı satıp da bu işlere basıp da mahvolan insanlardan bahsetmiştim. Bir iki YouTube videosu yorumu geldi bazı arkadaşlardan. Etrafında beni şöyle mining ringe, evi arabayı satıp da basan görmedim diyor diye bir şeyler yazmışlardı. Onlara bir yorum geteceğim çünkü belli ki bu arkadaşlar bu işten bayağı uzak. Hiç şeyler yok, bilgileri yok çünkü. Tam da evi arabayı satıp bankadan falan kredi çekip böyle dalıyorlar insanlar. Büyük bir getirisi olacak diye. Şimdi lafa şeyle başlayalım. 10 bin liralık şu an, 10 bin liralık ikinci el ekran kartlarıyla falan küçük çapta 10 bin civarı bir sermaye ile küçük çapta bir mining ring kursa biri ne kazanır? Elektrik gideri ne olur? Şimdi onu söyleyeyim efendim. 1.000 lira kazanırsın kardeşim ayda. Ama nasıl kazanırsın? O mining ringi 7-24 çalıştıracaksın. Günde bir yarım saat dinlendireceksin. Ve kış günü, çok yani ısınır o. Kış günü bir odaya koyacaksın. Pencereyi falan açık tutacaksın kışın günü. Günde bir yarım saat falan dinlendirerek deli gibi kazdıracaksın. 1.000 lira kazanırsın ayda. Ama elektrik ne kadar gider ne olur? En az bir 500 TL elektriğe gider. Yarısını elektrik geri götürür. Şu an bu çok karlı olduğu halde bu kadar elektrik götürür. Peki şöyle bir 50-60 bin liralık bir yatırımla girsen bu işe ne kazanırsın? İşte 6-7 bin lira kazanırsın. 2-3 bin lira bir elektrik masrafın olur. Peki öyle büyük para yatırarak da nasıl çok para kazanırım diyorsan, burada bizim Türkiye'de şehir cereyanı, yani sanayi elektriği kullanımı daha ucuzdur. Sen normal şeyde, konutta sen yaktığın elektrik daha pahalı kardeşim. O yüzden artık bir arkadaşının, akrabanın vesaire birilerinin dükkanında yazanların üstünü bir yerlerini PVC bilmem neyle çevirip bir klimalar taktırıp da bir şekilde mining ring odasına çevireceksin. Şehir cereyanı bağlayacaksın bir onu bulup ve öyle bir karlı hale getirebilirsin. Peki ne zamana kadar? Ne zamana kadar? Şimdi arkadaşlar, algoritma değişti. Artık kazmak zorlaştırıldı. Şeyin elinde bu, Çin'in elinde. Çinlilerin filan elinde. Japonların, Çinlilerin filan elinde. Bunun tam olarak köken de bilinmiyor zaten. Algoritmayı değiştirdiler. Kazmak zorlaştı. O coin kazılmıyor artık filan davası çıkıyor ve senin yatırımın bir anda hurdaya dönüşüyor. Yakıt elektriği çıkaramaz hale geliyorsun ve sen elindeki ekran kartlarını dağıtıp satmaya çalışıyorsun filan. Bu yarın da olabilir. Ayrıca sen güzel para da kazanabilirsin. Bunun böyle bir riski var.
Çünkü talep nereden geliyor arkadaşlar? Siz bu ekran kartlarını ya da şu şöyle Çinli firmalardan, bunlar daha da tehlikeli bu arada. Şöyle bir Çinli firmaların böyle içinde ekran kartı mıdır? Artık bu sanırım telefon anakartı falan koyuyor galiba bunların içinde. Şöyle firmaların ürettiği zımbırtılar var. Bunların algoritmaları farklı ve bir anda bunların kazdığı para gelir anında düşebiliyor. Algoritmayı değiştirdiler. Bunun algoritması artık bir halta yaramamaya başladı ve bu zımbırtım çöp olduğu durumuna gelebilirsiniz. Bunlar daha tehlikeli. Şu ekran kartlarıyla yapılan kazmak için, mining için yapılan rigler biraz daha güvenli sayılabilir. Çünkü en azından üstünde bilgisayar donanımı var, bilgisayar ekran kartı var. Çıkarıp ikinci elden çıkartmaya çalışabilirsin. Yakıt elektriği çıkaramaz hale gelirse. Peki, şu an için dedik, ne dedik? Bir öğrenci vesaire küçük şeyde bir insan işte 10 bin lirayla falan böyle bu kadar bunu toplayamaz da hani iki ekran kartlı versiyonunu tahminim 10-15 bin liraya toplar. Ekran kartından gerçi ekran kartına bağlı ve o ekran kartlarını bir yolunu bulup ikinci elden bulması lazım. İşte 1000 gelir 500 TL'de elektrik gider. 1000 lira gelir 500'ü elektriğe gider. Şu anda bakın şu anda 2021'in birinci ayının 22'sindeyiz şu anda. Şimdi ama bu bugün için geçerli. Yarın bir bakmışsın bunun algoritmasını, bunun yazılım zamazin kullanımı değiştirmişler. Artık daha zor kazmak derler ve senin kurduğun sistem artık para getirmez hale gelir. Bu tamamen şans, humar gibi bir şey. Peki niye kazma zorlaşıyor? Niye ne oluyor yani ne oluyor? Bunu kim talep ediyor? Bu ekran kartlarını yan yana bağlayıp ya da işte telefon işlemcilerini falan yan yana bağlayıp şu Zamazingo'da olduğu gibi bu işlem gücünü kim talep ediyor? Kim bunun fiyatını düşürüyor, yükseltiyor? Kim bunun talep ediyor? Yani bunu kim kullanıyor? Arkadaşlar bir yerlerde süper bilgisayar kurmak için sermaye ayırmak istemeyen geçici olarak kullan at ihtiyaç süresi zarfında geçici olarak süper bilgisayar işlemi gördürtecek süper bilgisayar ihtiyacı olan bazı firmalar, gruplar var ve mesela işte Kore'deki Hyundai yani işte Japon Toshiba diyor ki lan diyor süper bilgisayarım yok da diyor falanca filanca konuda bazı işlem lazım bana. Ne yapalım? Bir para bulalım kendimize işte mesela ben diyelim işte Toshiba'nın başındaki adamım. Diyorum ki bana süper bilgisayar işlemi lazım. Nasıl etsek? Diyorum ki işte benim adım Yakup. Yakup coin diye bir şey uyduralım abi. Çıkaralım kendi şeyimizi, coinimizi. Bunun işte bir tanesi 1.000 dolar olsun paşam. Çok zor olsun. İşte bütün dünyada işte benim o coinimi benden para karşılığı almak için kazmaya başlasınlar. İnsanlar işte ekran kartlarını vesaire ya da telefonların zımbırtılarının yan yana takılı olduğu bu Zamazingo'dan satın alıyor. Bana çalışıyorlar. Ben ne için? Ben süper bilgisayar hesaplaması yaptırtıyorum. Ne için? Onu ben biliyorum, sen bilmiyorsun. Kimseye de söylemiyoruz, tamam mı? İşte NASA neyi süper bilgisayarla hesaplıyor? Çin'de var, Amerika'da falan var, Japonya'da da var galiba süper bilgisayar. Süper bilgisayarlar şunun fabrika boyutundadır süper bilgisayarlar. Bir tesis komple ekran kartları, işlemciler birbirine bağlı. Süper bilgisayarlar öyledir. Peki, bu kadar büyük işlem gücünü ben ne yapacağım? Ne kadar süre lazım? Onu bir ben biliyorum ve kimseye söylemiyorum. Bunu kazmak, Yakup koyunu kazmak şimdilik iyi. Yakup koyun yani benim bu süper bilgisayarlarınızı sizin kullandım. İşimi bitirdim. İşim görüldü benim. Yapacağım hesaplamaları yaptım. Tamam kardeşim bunu sala geç. İstemiyorum artık bu hizmeti dediğim zaman. Yakup koyunun değeri düşüyor. Ve kazmanın da bir manası kalmıyor ve senin bu Zamazingo ringin bay bay onu artık el yakta elektriği karşılayamaz olduğu fişini çekiyorsun. Altı kalıyor dağıtıyorsun. Ekran kartlarını falan filan ikinci elde satmaya çalışıyorsun. Benim oyuncuları, video oyuncularını korumak için yaptığım videodaki açıklama işte. Burada ben devreye giriyorum. Arkadaşlar saklanmayın. RX 580'leri toplamışlar. 570'leri toplamışlar piyasadan. Bilmem ne RX bilmem ne ekran kartlarını toplamışlar. Almanya falan filan diyorum. İşte burada ben devreye bu yüzden giriyorum. Oyuncuları korumak için. Video oyuncularını. Çünkü sen işte dedim ya az önce 1000 lira kazanırsın. 500 lira elektriğe gider. Ama nasıl kazanırsın? Ay boyunca
7/24 bu makine açık kalacak. Günde yarım saat, hadi bilemedin 1 saat filan fişini çekip dinlendirip geri açacaksın hemen. Geri başlatacaksın. Kısa süreli. Şimdi dediğim gibi burada bir insanın iştahını kabartan bir gelir var. Ama bu kime neye çalışıyor, neye hizmet ediyor bilmiyoruz. O yüzden adam lazım değil dediği takdirde direktman onu düşüyor. Ne oluyor? İşte kazması zorlaştırılmış oluyor. Peki bu sanal paralar neye yarıyor başka? İşte izi sürülemez para transferi falan filan. Hiç sizin aklınızın yetmeyeceği şeyler, bizim de yani o artık ülkelerin özel servislerinin akıllarının yeteceği işler. Sen burada işte ben 3-5 cihazı birbirine bağlarım, gariban adamım, iş yapamıyorum, iş yapmaya aklım yetmiyor, ne kazanırım falan filan diye giriyorsun. Bu tamamen humar gibi bir şey arkadaşlar yani. Bugün karlıdır, gelecek ay bir bakmışsın cumbullop bütün gelirler düşmüş. İşte dediğim gibi 1.000 lira gelir. Hani şehir ceyranı bağlamayı başarırsan şöyle 10-15 bin liralık bir şeyle, ekipmanla 1.000 lira bir getirisi olur. 500 TL gider elektriğe. Şehir ceyranını bağlamayı, ucuz elektriği yani bağlamayı başarırsan o 500 TL'den 300 TL'ye falan düşer. 700 lira falan kazanırsın. 15 bin liralık, 10 bin liralık falan yatırımda. Onu da biraz yuvarlak söylüyorum. Çünkü sen ikinci elde çok muazzam bu işte yarayan, bu işe yarayan ekran kartları bulursun ikinci elde çok ucuza. Daha ucuz donanımı daha iyi şey yaparsın. Ya da gidersin 15 bin liraya, benim dediğim gibi şeyim. O sıfır toplamak zorunda kalırsın. İkinci el ekran kartı bulamazsın. Yuvarlak bir şekilde söylüyorum, o yüzden o şeyi, miktarı. İşte 40-50 bin liralık bir yatırımla da aşağı yukarı 5-6 bin lira kazanırsın da bayağı elektrik şeyi gider. İşte onu bir de soğutması var. Yaz aylarında çıldırırsın zaten. O sistemi soğutman lazım senin. Kışın hadi tamam da bir pencere açık bırakırsın. Soğur bir şekilde bir vantilatörle bilmem neyle. Yazın, yazın ama işte çok uğraştırır seni. Gürültüsü var. Bilmem ısınma sorunu var. Peki kazanç böyle. Ama işte bu humar gibi bir şey arkadaşlar. Humarda da böyledir zaten arkadaşlar. Bakın bir de şöyle bir şey var. Bu işi tam ben yapıyorum, iyi, bununla zengin oldum, köşeye döndüm diyen insanlar niye başkalarının yapmasını istesin ki? Siz hiçbir fabrikayı işte şu suyu üreten fabrikacının çıkıp da, fazla suyu üreten fabrikacının çıkıp da arkadaşlar ben Yakup Su trilyoner oldum lan. Trilyoner oldum oğlum su satarak. Hadi arkadaşlar şimdi bakın, su satma, suyu yapma makinesi. Suyu şuradan alıp getiriyoruz. Bunun içine basıyoruz. Temiz, kaliteli su. Buna basıyoruz. Şuradan şey yapıyoruz. Buradan götürüyoruz. Trilyoner oluyoruz. Hadi siz de gelin bendekiler gibisinden alın. Bendeki ikinci el makinelerden alın, zengin olun falan diyen iş adamı gördünüz mü hayatınızda? Elindeki makineleri satmaya çalışan iş adamı gördünüz mü hiç? Gelin hadi bu işte çok para var, siz de gelin diyen iş insanı gördünüz mü? Hepsi vücut sesini susar abi. Hiç kimse, ticari sırdır o. Çıkan işçiye bile dava açarlar. Sen gidip sağda solda bizim ticari sırlarımızı niye veriyorsun oğlum derler. Ama ne hikmetse bu mining ring toplayanlar. Şu zımbırtıdan alanlar işte. Ya da işte şunu toplayan arkadaşlar. Öve 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 bitiremiyorlar. Çünkü dediğim gibi bir ay kazanıyor, 3 ay kazanıyor, bir ay kazanmıyor. Bu böyle inişli çıkışlı bir şey. Çünkü kimin talep ettiği belli değil. Şu suyu talep eden bir şeyler var. Bu bir iş. Bu bir devamlı bir iş. Ama bu mining ring, zamazingolarını kimin talep ettiği tam olarak belli değil. Niye bu coinler var? O da tam belli değil. Ve dikkat edin, hani bunun reklamını yapanlar falan da hep parayla reklam satın alınırcasına. Ya da işte tam hani şu hani bir arkadaş vardı şöyle topladığı milletin ineklerini, öküzlerini. Ben dedi burada çiftlik işletiyorum dedi. Oraya da bu mining ringleri kurdu herif çoğulu. Tam yani fırıldak adamlar abi. Fırıldak adamlar, tamam mı? En basit hesap şu, YouTube'a yazın. Ethereum kazarken ne kadar pardon. Ethereum kazarken ne kadar kazanırım diye bir yazın abicim. Bakın ben videonun başlarında hemen söyledim. İşte 10-15 bin liralık bir yatırım yaparsın. 1.000 TL kazanırsın. 500 elektriğe gider. Ama işte o cihazlarını deli gibi çalıştıracaksın. Günde 1 saat falan dinlendireceksin. Artı 6 ay mı pertur ekran kartları. 2 yıl falan zar zor mu dayanır? Onu da bilemeyeceğim yani. Ben hemen söyledim bunu. Şimdi YouTube'a yazın abicim. Ethereum nasıl kazanılır? Ethereum'dan nasıl para kazanılır? Getirisi ne kadar falan yazın.
Yaptıkları videolarda bile göreceksiniz. Sündürürler, videonun sonunda söylerler. Fırıldak tiplerdir bunlar. Niye? Çünkü işin içinde başka şey. Karlı bir şey değil kardeşim. İşin içinde başka işler dönüyor. Şimdi YouTube'a gelen bazı sinirlenmişler benim. Bunları biraz kınıyorum ve saçma buluyorum bu Bitcoin, bu Ethereum falan kazma mevzularını. Biraz saçma buluyorum arkadaşlar. Buna kızan bazı arkadaşlar olmuştu diğer videoma. Onlara bir cevap vereyim, bir iki cevap. Efendim şimdi arkadaşlar, kazanırsın 3-5 bir şeyler. Hani dedim ya, 15 bin lira yatırırsın, 1000 kazanırsın, 500 elektriğe gider. Ya da işte 50-60 bin lira yatırırsın, şehir ceiranı olan bir dükkan kiralarsın, gidersin. İşte ben dersin kaportacı yapacağım burada dersin, ama aslında bir mining falan filan yapıyorsun içeride aslında. Sırf o ucuz elektriği kullanmak için filan. Başında bir derde girir mi, sen hayırdır ne yapıyorsun derler mi gelip de yetkililer falan, onu da bilmiyorum hiçbir şekilde. Yapanlar var ama bunu. Şehir ceiranı daha ucuza geldiği için. Şunu alırsın Baba Sultan, şu Zamazingo'yu alırsın, tamam mı? Şu bak şu. Şunu alırsın, 3 ay iyi kazandırır, tamam mı? Ondan sonra bir bakarsın algoritma değişti. Artık bu cihaz işe yaramıyor derler, hurdaya çıkarlar, çöp ederler. Şu ekran kartlarını toplarsın paşam. Ondan sonra bir bakarsın 6 ay sonra bitmiş. Artık yetmiyor. Getirdiğisi kadar götürüsü var. Elektrik çok yakıyor falan olur. Bu bir humardır ayrıca da yani. Ve çünkü kime hizmet edildiği, kimin süper bilgisayar işlemi istediğini bilmiyoruz ki abi. Adama belki 10 yıl boyunca o Ethereum kaz diyor. Belki 10 yıl boyunca bu işlem lazım. Belki gelecek ay sonlanacak. Artık bu şans. Ve bu bir tür humardır. Çünkü humarda da öyledir arkadaşlar. Bir humar falan oynayacağınız zaman işte ben falanca humarı oynadım, 10 trilyon dolara çok zengin oldum diye reklam yaparlar, ama gerçekte her zaman kasa kazanır. Bir yerde oturup kağıt mağat oynadığında da öyledir. Bir kahvede kaçak humar oynatırlar da 3 kişinin arasına girirsin, 4. kişisin, seni yolmak içindir. O üçü aslında kahvecinin adamıdır. Humar oynatan mafya obasının adamı filandır aslında. Neyse yani bu adamlar giderken biz çoktan geldik. Bir kenara çekildik biz. Biz bunlardan daha iyi biliyorduk. Bunlar klasik kumar taktikleridir efendim. Bir şeye basarsın, kazanıyorsun. İzlenim yaratırlar. Ondan sonra gariban takımı ev arabayı satar. Ya basar basar basar. 3 ay sonra da kardeşim Ethereum artık kazanamıyor. Algoritmayı değiştirmişler. Kim değiştirdi? Kim de bilmiyorum abi. Belki şu değiştirdi. Belki bu ben değil. Yok belki şu. Kim değiştirdi bilmiyoruz. Ne oldu abi? Babalara geldim. Babalara geldin, artık hiçbir cacık kazanamaz hale geldin. Bu humarda da böyledir yani. 2 gün gidersin, 1000 lira para basarsın. 1200, 1200, artı 200 olarak geri dönersin. Üçüncü gün 100 bin lirayla gidersin o humar masasına. O doğruna kadar soyarlar seni. Humara giriş yani. Humar oynatan insanlar hepsi böyle oynatır zaten. Neyse, ama bu kişilerin özgürlüğüdür. Efendim o videomun altına çok kızan arkadaşlar oldu. Ben YouTube içinde argo kelime olunca kenara ayırıyor otomatikman. Elleşmedim, kenara ayrılmış şekil okudum. Cevap bile yazmadım, tınlamadım. Onlar 60 gün falan sonra da YouTube siliyor zaten. Şimdi bu kızan arkadaşlardan da bazıları da şöyle demiş. Efendim abi, tamam iyi hoş konuşuyorsun da Türkiye'de şu ortamda sen iş kurun, o paranıza bir iş kurun, 3-5 kişiye ekmek verin, yedirin falan diyorsun da abi, iş kurulmaz ki. Kimsenin bu dönem, abi doğru, baş üstüne. Şu ortamda hazır ki esnaf batıyor, tamam mı? Türkiye'de zaten sanayi üretim bilmem ne filan, yatırım yapılacak, girişimcilik yapılacak bir şey yok. İş yapmak çok zor, tamam doğru. İş yapmak inanılmaz zor. Hani iş verene, bir şeyler üretmeye çalışan insana destek verilmediği gibi, hani belki de dünyadaki en zor yerlerden biri de şu an Türkiye iş yapmak. Yani şunu üreteceğim abi, şunu üreteceğim, şu işe gireceğim dediğin zaman kafayı yiyorsun. Doğru. Baş üstüne. Sanayi bitik halde neredeyse. Hizmet sektörü kaldı geriye. Yani bir insana ekmek fırını açıp da ekmek satmak karlı. Tamam. Ama işte kafeterya açan adam battı gitti. Kebapçı dükkanı açan battı gitti. Çorbacı açan adam battı gitti. Bir hizmet sektörü var Türkiye'de para eden. O da gümrü diyor. Bir ekmek fırınları sağlam kaldı. Ekmek fırını da bir 10 bin liraya 15 bin liraya tabii ki de açamazsın. Tamam, baş üstüne iş kurmak zor, ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben o videoyu genel maksatlı yaptım. Yarın bu pandemi falan filan bitebilir.
Bittiğinde sen elindeki 20-30 bin lirayı adam gibi bir işe yatır. Seni iyiye yönlendirmeye çalışıyorum. Dedim ya, değil mi? Şu Zamazingo'yu alırsın paşam. Tamam mı? Bu çok iyi para getiriyor dersin. Bundan 10 tane alırsın, 100 bin lira basarsın. Ondan sonra 3 ay sonra ne oldu? İyi para getirmiyor. Algoritmayı değiştirdiler derler. Sen lap diye oturur kalırsın olduğun yere. Şimdi maalesef maalesef insanlar biraz kaba kaba diyorlar ki sen cahilsin bilmem ne. Abicim enteresan enteresan bir kardeşimiz mesela yazmıştı o videonun altına. Abi ben hiç sen diyorsun evi arabayı satıp da yatıran garibanlar var. Ben hiç görmedim. Öyle bir şey asla olmuyor. Bilakis bilakis bu miningcilik işinden 3-5 bir şeyler kazanan gariban takımı genelde harbiden evini gösterip bankadan kredi çekiyor. Arabayı gösterip arabayı satıp yatırıyor. Bankadan kredi mredi çekip de yani şöyle 20 bin lirayla girirsin kardeşim. 20 bin lirayla girirsin. 1500 TL kazanırsın. 700 lirasını falan delektire verirsin. Ya da şehirce inanın varsa bir yerlerde rica edersin bir bilgisayar kasası koyacağım. Şöyle bir kutu şu kadar bir kutu. Ses de çıkmayacak abi. Bir koyacağım. Senin yazarının üstüne koyayım paşam. Üstüne bir tane vantilatör zaten kış günüdür. Hani bunu koyalım buraya. Sana ayda bir 200 lira falan 100 lira falan bir şey vereyim. 20 bin liralık bir yatırma falan filan. İşte bir buçuk kazan. Şehir ceylanı yaktığı için de çok fazla. Sen elektrik faturanın hepsini ben ödeyeyim dersin adama. Bir buçuk kazanırsın. 300 falan filan şey yapar elektrik ile. Ama bu bugün için geçerli. Yarın adam yetmiyor. Yetmiyor. Bak onun tehlikesi var. Komple batmasını 15-20 bin liralık küçük yatırmanın bile batma tehlikesi varken geliyor ya 3-5 bir şeyler. Yan gelip yattığın yerde para geliyor abi bu işte. Gidiyor kardeşim bankadan kredi çekiyor. 80, 100, 200 bin, 300 bin, 500 bin lira dahi kredi bulan, buluşturan, evini arabasını komple satıp da köşeyi döneceğim, feci şekilde zengin olacağım diye bu zımbırtılara yatıran insanlar var ve pek çoğunun da elinde patlıyor. Bu gerçek. Hani dedim ya az önce arkadaşlar hani şunu üreten adam, şunu üreten adam, yok bilmem cep telefonu üreten adam. Mesela Samsung'un, Apple'ın başkanını hiç görüyor musunuz? Çıkıyor mesela Apple'ın başkanı. Efendim telefon yapmak şöyledir. Bakın telefonu yapmama makinesi bu. Gelin bizden alın bunu. Ayda işte 10 trilyon dolar kazanıyorsunuz falan. Hiç gördünüz mü? Ticaret sırrını sizinle paylaşan birileri hiç gördünüz mü arkadaşlar? Bir bu Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Mitecoin kazan arkadaşlar ne hikmetse sizinle ticari sırlarını paylaşıyorlar. Ulan zaten çok muazzam süper bir şey olsa bir sürü para kazandırsa gelen mangırların hepsini bu işe yatırırlar. Kimseye de söylemez de ketum davranır susarlar. Paraya para demez hepsi enteresan bir şekilde zenginleşirler. Ama işin aslı öyle değil. Madalyonun bir de öteki yüzü var. Bu adamlar ne zaman iyi para kazansalar susuyorlar. Kazanıyorlar. Bu zamazingolar şu setleri şu zımbırtıları para etmez hale geldiğinde şunlar. İşte çok güzel. Çok iyi kazanıyoruz. İşte çok güzel. Kurmak böyle basit. Şöyle basit. Tam para etmeye başladı falan filan. Bir reklam döndürüyorlar piyasada ve ellerindeki ele falan satmaya çalışıyorlar. Hepsi de fırıldak tipler zaten. Yani var. Kredi çekip de basanlar harbiden var. Zaten biraz yani 10-15 bin lira yatırıyor. Asgari ücretle çalışan fabrika işçisi falan gariban adam. Elindeki 3 kuruşu yatırıyor. O 3 kuruşa bir şeye geldiğini gördüğü zaman gidiyor kaynanasından diyor ya bana kredi çek. Çok iyi para getirecek bir şey buldum. Kardeşinden istiyor kredi çek ver. Ya olmayan parayı kredi çekin verin. Ben bir para getiriyor sonuçta diyor. Adamın karısı avradı da yemin billah ediyor işte diyor 20 bin. Ben gördüm gözümle banka yatıyor. Çok kazanıyor falan filan. Yeminler ediyorlar. Bütün akrabalardan para toplayıp 300-500 bin lira basan tipler var. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar bu işler biraz kumar benzeri bir şey. Ben kesinlikle önermiyorum. Hani kaç kişi de başladıysa çevremde benim şahsen. Abi bunun algoritmasını yüklemek lazımmış. Abi bu kart ısınmaması lazımmış. Nasıl soğuturuz? Abi bunun mehaze ayarları varmış. Gel yardım et. Gel bak bunun kurulumunda bir abi dur başımda. Abi bir bak sen yardımcı ol falan diye ben kaç kişiye yardımcı oldum ama hiçbir zaman kendim şahsen bulaşmadım çünkü ben kumar gibi görüyorum bu işi ve hiçbiri de şu an altında Ferrari ile bilmem neyle gezen insanlar değil. O YouTube'da filan da ben Ferrari ile şu an geziyorum. Çok zenginim diyen insanları da kale almayın fazla. Çünkü dedim ya mesela bisküvit fabrikası, şeker fabrikası, bilmem işte ayçiçek yağı fabrikasını işleten adam.
Gelip de birader bak ben Ayşek yağ fabrikası işletiyorum. Trilyoner oldum lan, dolar zengini oldum, milyarder oldum. Diyor mu gelip de sana? Sen de gel Ayşek yağ üret diyor mu kardeşim? Bunlar niye sana ticari sır veriyor? Niye kendi reklamını yapıyor? Ayşek yağ fabrikasının sahibi gelip de ha son model Mercedes'e biniyordum koçum diyor mu sana kardeşim? YouTube'a video çekim atıyor mu? Ve işte Ayşek yağını şöyle üretirse, bunun makinesi bu kadar, bunun makinesi şu kadar falan diyor mu kardeşim sana? Hayır. Niye reklamını yapmıyor? Ya bir bu adamlar mı keriz? Bitcoin kazıyoruz, Ethereum kazıyoruz. Feci şekilde köşeye döneceğiz. Hadi gelin koşun siz de gelin. Niye desinler ki? Niye desinler? Dediğim gibi arkadaşlar ben bu konularda biraz aydınlatmak istedim sizi. Videonun başında da belirttiğim gibi bu işe şöyle bir 10-15 bin lirayla girirseniz 1.000 TL'lik bir geliriniz olur. 500 liralık bir elektrik yakarsınız. 500 lira kalır. Tamam mı? O aşağı yukarı. İşte bir öğrencidir efendim, bir ev hanımıdır, bilmem neydir, fabrika işçisi falan düşük gelirli bir kardeşinizdir. Bu işe girir. Nasıl girir? Hani şu zımbırtıdan uzak dur baba sultan. Tamam. Bu zımbırtıdan uzak dur. Hani bu iş için özel üretilmiş cihazlar. İçinde bu iş için özel kapıların düzüldüğü. Telefon donanımının düzüldüğü yan yana falan. Bunlardan uzak dur. Gerçek bizim bilgisayar dediğimiz ekran kartlarıyla falan bu mining ring dediğimiz şeyle başlamaya çalışıyor. Hani iki tane, dört tane falan ekran kartıyla başla. İkinci el falan topla. Hani en azından şöyle bir senaryoyu ya hazırlıklı ol ve hobi gibi yap bunu. Bokunu çıkartma. Gidip de kaynanana, kayın şeyine, bilmem neyine, kardeşine, onuna, bununa gidip yalvarıp yakarıp ve kredi çektirip de varını yoğunu bu işe basma. Bu iş kumar gibidir. Bu işi yani şahs için. Ya kardeşim İki tane gittim RX 6000 bilmem kaç AMD ekran kartı aldım. Bir bilgisayar top, iyi bir oyun bilgisayar toplayacak bir mining ring, bir zımbırtı yaptım kardeşim. Ufak bir parayla hobi gibi yapıyorum de. Tamam kardeşim, motivasyonum boğulsun. Tamam. Yarın öbür gün bu saçmalık biter. Yaktığı elektriği kurtaramaz hale gelir. Daha az para vermeye başlar yaktığı elektrikten denildiği zaman. Ne oldu? Fazladan İki tane 6000 bilmem kaç yüz, 6800 müdür, 900 müdür nedir RX? AMD kart almıştım. Birini çıkarıp ikinciye de satayım. Diğeri de o bilgisayarın üstünde dursun paşam. Ben bundan fıstık gibi oyun oynarım abi. Normal ben bunu bir bilgisayar kasası satın alayım. O kasanın içine monte edeyim. Götürüp TV'nin altına koyayım. Bir de gamepad takayım. Oh abi ne ağla memleket 4K'da oyun oynuyorum falan. Tiplerine girebileceğim bir senaryoyla bu işe gireceksen. Küçük bir hobidir. Hobi olarak yap. Küçük bir gelirdi. Küçük de kalsın. Çünkü bu işler böyledir arkadaşlar. Elini veren kolunu kaptırır. 20 binle başlarsın. 3-5 bir şeyine getiriyor diyor. Gaza gelirsin. Olmayan paranı da kredi çeker. Basarsın. Yani öbür gün de algoritmalar değişti. Kazmak, madeni bu bilmem ne kazmak. İşte Ethereum değil mi? Bu şu an iyi kazandırıyor falan galiba. Ethereum'u kazmak zorlaştı. Artık para getirmiyor denildiği zaman elinde patlayacak saçma bir yatırım yapma. E tamam. Abi 20 bin liram var. Hiçbir şey yapamıyorum. Türkiye'de iş yapılmaz falan diyorsun. Haklısın. Ona sonuna kadar katılıyorum kardeşim. Harbiden ben bir şey üreteceğim diyen insanın karşısına milyon tane sıkıntı çıkıyor. Ya işçi kalsaydım, ya lanet olsun iş kurmasına dedirtiyorlar bazı noktalarda. Bu doğru. Ben buna katılıyorum. Hele şu durumda dünyada bütün pek çok ülke esnafına falan filan sanayicisine destek verdi de bizde batan batana bu durumda elinde 3-5 kuruşu olan adam sanayiye manayiye giremez, esnaflık yapamaz. Doğru. Küçük çapta ticaret de yapamaz. Çünkü batan batana bilakis yani batıyorlar ya adam doğduğuna pişman oluyor şu an işletme sahipleri. Doğru ben buna katılıyorum. Doğru haklısınız. Ama arkadaşlar ya elinizde bir miktar para var. Hiçbir işe aklınız yetmiyor diye de bunu çöp etmeyin yani. Bunu çöp etmeyin. Çünkü bunun sonu yok. Bunun sonu yok. Yapan herkes ya bu zımbırtıları toplayan insanlar alay arkadaşlar. Kafayı oynatıp bir noktada iyi para getiriyor diye hırs yapıp eşine, dostuna, akrabasına toplayabildiği kadar para toplayıp yatırıp aile kendi yaktığı elektriği bile çıkaramıyor diye en büyük bir zararla geri döndüler. Satamadılar. Yani ben şahsen tavsiye etmiyorum. Giren arkadaşlar da küçük bir meblağla girsin. Hobi gibi yapsınlar.
Hazırda bir B planları olsun. O B planı da işte çok fazla zaten para yatırmadım. Cihazımı oyun oynamaya kullanırım. Fazladan bir tane, iki tane, üç tane ekran kartı çıktı. Onları da satarım. Olur biter. Kafam rahat olur deyin. Elinizde olmayan parayı da mümkünse yatırmayın. Borçlanarak yapmayın bu saçmalığı. Çünkü saçmalık abi. Bunun ben gerçek bir iş olarak görmüyorum. Kim ne derse desin. Evet arkadaşlar. Umarım bu videonun altından da bir sürü şey gelmez. Kötü yorum gelmez. Bu Bitcoin yapan insanlar, bu mining, bu Ethereum yapan insanlar çok aşırı şekilde hırslı. Hani zannedersin ki Mars'a gidip hayat buldular. Bilmem ne Jüpiter'e falan filan ulaştılar. Yaşanabilir gezegen keşfettiler. Atom bilmem neyi bilmem ne ettiler. Daha yani insanlığa faydalı bir icat buldular da ben onu kararıyorum zannedersin. Adam oraya bir cihaz koyuyor. Ulan oğlum kim niye istiyor o hizmeti senden? Yani şurada bir ekmek fırını açtığın zaman belli, oranın halkı gelecek senden ekmek satın alacak. Tıkır tıkır da çalışacak o fırın. Bunu biliyorsun. Bir talep var. Ekmek istiyor insanlar. Bir talep var. Bu ne? Bunu kim talep ediyor senden? Onu bile bilmiyorsun daha. Bilmediğin bir şeyin sonu ne olur? Bugün ben bu videoyu çektim. Dedim ki 10-15 bin liralık bir yatırımla ikinci el falan filan cihazlarla bir mining rig yapsak küçük çapta. Amatörce böyle. Öğrencisin falan filan. Gariban adamsın. 1.000 lira gelir, 500 lirası da elektriğe gider dedim. Değil mi? Bu bugünkü laf. Yarın bir bakmışsın bu gelir zırt düşmüş. 1.000 lira gelir, 1.500 lira elektrik. Ne anladık bu işten durumuna gelirsin belki de. Evet arkadaşlar, dilimin döndüğünce, aklımın yettiğince bu mining rigçi reisleri tatmin edecek, onların da hoşuna gidecek bir video yapmaya çalıştım. Umarım o reislerin de hoşuna gitmiştir. Ne kadar kazanırlar falan filan, bu işlerin şeylerini filan biraz inceliklerini anlatmaya çalıştım kendimce. Hoşlarına gitsin diye de böyle arkadan dolarlar böyle geliyor. Benim gibi önermeyen adamların bir şey bildiği yok reis. Tamam mı? Ya yani sen benden iyi biliyorsun. Bak dolarlar da geliyor. Bak şurada para sayma. Ha şu tarafa mı düşüyor? Yok ha. Şurada. Yok lan şu tarafmış. Ha şuraya da para sayma makinesini koydum reis böyle. Sayılıyor. Hani o size mining ring toplamayı bilmem ne etmeyi söyleyen adamlar da zaten çok aşırı keriz. Ellerindeki para basma makinesi gibi bu mining ring, Ethereum kazma filan işini kerizler abi. Kendileri işlerini büyüteceklerinde sana da söylüyorlar. Sen de kazan diye. Başka hiçbir sektörde bu kadar gönlü bol insanlar yok. Ben ticari sırrımı vereyim de diğer fakir fukara da nasiptensin, para kazansınlar diye ben hiç görmedim abicim. Bu mining ring kurma sektöründe bir gördüm. Neyse, dinlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bilmediğim bir şekilde bir haksız bir yorum yaptıysam, bilmediğim bir şeylere dilimi uzatıp da saçmaladıysam kusura bakmayın. Videonun altına yazarsanız sevinirim. Hepinize hayırlı işler, hayırlı kazançlar. Lütfen. Ha bu arada ben ve benim gibi bu oyun, video oyun dünyasından, teknoloji dünyasından insanlar, basın niteliğinde, gazeteci niteliğinde, amatör şekilde bu işlerin hobi gibi yapan filan insanlar, abi RX 580 alma, 6000 bilmem kaç yüz, 700-800 neyse işte bunları alma, RTX 3090'ı 80'i alma ikinci eline, çok rigden çıkmadır, o kartları hep riglerde kullanıyorlar filan dersek, kusurumuza bakmayın, mazur görün ve bize sataşmayın arkadaşlar. Çünkü şöyle bir şey var. Sen bunun paran var ki var olduğu için paran var. Olan paranı değerlendirmeye çalışıyorsun. Ondan bir zevk yaşayacağım. 3 günlük dünya ulan zaten Türkiye'deki şartlar çok ağır. Ya bir RTX 3070 alacak parayı zor zekat topladım. İşte RX 5700'ü, 5600'ü falan. Neydi o 6800 mi 6700 mi ne vardı bir de yeni çıkan. O kadar pahalı ki isimleri bile ezberlemiyoruz. Çok pahalı. Bir o kartı alacak parayı zor toplayan bir garibana da bırakın uyaralım arkadaşlar. Çünkü adamın İsviçre'deki, Fransa'daki, Almanya'daki, Japonya'daki, bilmem Amerika'daki adamın yaşadığı bir zevk var abi. Adam akşam işten geliyor ya da işte genç okuldan geliyor vesaire. Bir oyun oynayacak ya. Bir oyun oynayacak ya. Bir oyun oynayacak. Bir şey değil yani bu. Bir oyun oynayacak bir gariban. Ona da şunun ikinciyeni alma, elinde patlar, elinde cırtlar abicim diye uyaralım. Bir zahmet, bir müsaade edin onu da uyaralım ya. Çünkü o galiba eğer onun garantisi falan da bitmişse baş ağrıyacak, oyun oynayamayacak. O galiba daha 3 günlük hayatında bir küçük bir zevk ya. Hiçbir zevki yok zaten insanların. Bir zevkleri video oyunu abi, başka ne yapıyorlar? Disko'ya mı gidiyorlar, kulübe mi gidiyorlar? Ya
Her akşam gidip de Tayland, Mayland, Japonya'da falan, Güney Kore'de falan herkes dışarıda yiyordu bu pandemiden önce. Ya bizim memlekette kim bir iş adamları falan dışarıda yiyor kardeşim ya. Düzgün, kaliteli, sağlıklı bile beslenemiyor insanlar. Hiçbir zevk kalmadı. Hiçbir zevk kalmadı. Ne sinemaya gidiliyor ne bilmem ne. Yani bir oyun oynuyorlar eve kapanıp, yani 3 kuruşluk bizim zımbırtılarla. Onu da alırken ikinci elde şuna şuna dikkat edin dersek de mazur görün arkadaşlar. Yani korumaya çalıştığımız insanlar, senin gene 20 binin 30 binin var. Yatıracak, getiri gelecek ufak tefek bir şey arıyorsun. O adamın hiçbir şeyi yok. 5 bini zor toplamış. Çoğu da zaten 13-15 yaşında ergen genç. 5 bini, 3 bini, 5 bini, 4 bini, 7 bini zar zor topallamış. Bırakın onu da bir uyaralım yani ya. Uyaralım, ne var abi? Elinde de kalıversin yani. Sen bunu iş maksatlı arıyorsun. Ha bir de o da başka bir mantıksızlık. Yani hiç mesela konfeksiyon olarak adam konfeksiyon için dikiş makineleri, overlock makineleri falan filan almış. Konfeksiyon işine girmiş. Ütü, şu bilmem ne, ütü zımbırtısını almış. Hani onu deli gibi yana yana satmaya çalışan gördünüz mü? Ya bu zaten bu bir iş de değil zaten. Esasen oyun için üretilmiş bir şey, siz bir nevi istismar ediyorsunuz resmen yani. Yani iş makinesini, iş için kullanılan makineyi yana yana satmaya çalışan insan gördünüz mü? Batar öyle satar. Onu da başka yapan alır. Ama bu video oyunları için kullanılan bu ekran kartlarını siz topladığınızda geri oyun oynayan insana satıyorsunuz ve satıyorsunuz. Demin lafın başında ne dedim arkadaşlar? 7-24 çalıştırırsın, günde 1 saat dinlendirirsin, anca o parayı verir. 7-24 günde 1 saat dinlendirerek falan çalıştırılırsa o cihaz 3 yıllık garantisi var. 2 yılı doldurdun bir de çıkaracaksın, bir garibana vereceksin. O gariban da bir yıl ya kullanacak ya kullanamayacak. Dakika başı bozulacak, gidecek, gelecek. Eninde sonunda garanti süresi bitince de elinde patlayacak, adam çöpe atacak. Bu zaten 5.000'i 7.000'i zor topluyor. Zaten parası yok. Bir zevki var şundan oyun oynamak abi. Şundan oyun oynamak bir zevki. Onu da elinden alma yani, bir zahmet bırak. Müsaade et, uyaralım baba. Evet arkadaşlar, neyse, izlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım bu miningciler, Ethereum kazıcılarının hoşuna gider bu video.